Günaydın değerli izleyenler. Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız efendim. Herkese mutlulukla dolu, güzellikle dolu bir gün diliyorum öncelikle. Bugün organ naklinden bahsedeceğimiz bir gün olacak. Organ nakliyle ilgili bilgi edinmemiz gereken ne varsa hepsini programımızda işlemeye çalışacağız sizler için. Hemen bugünkü konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Ümit Özçelik ve organ nakil koordinatörü Fadime Yıldız bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hemen konuklarıma dönüyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fadime Hanım ve Ümit Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizden başlayalım. İlk önce sizi tanıyalım. Sonrasında sizi tanıyacağım ben arkasından. Tabii. Neler Tabii yaparsınız? Bugün burada bir amaç için toplandık. Neler konuşacağız? Sizden de dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben yardımcı doçent doktor Ümit Özçelik. Genel cerrahi ve organ nakli cerrahi olarak çalışmaktayım. Evet. 2012 yılından beri aynı hastanede görevimi icra etmekteyim. Biz bu alana gönül vermiş doktor olarak özellikle organ naklinin tanıtımı, organ bağışının artırılması için bu tarz faaliyetleri çok önemsiyoruz. O yüzden bugün bizi davet ettiğiniz için ayrıca size teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için bu önemli hususta. Sizi de tanıyalım Fadime Hanım. Fadime Yıldız. Organ nakil koordinatörüyüm. 29 yıllık meslek hayatım var. 2008'de organ nakil koordinatörü olarak başladım ve devam etmekteyim. Amacımız tabii ki toplumumuzda bir farkındalık yaratabilmek. Bunlara vesile olan da sizlersiniz. Çok teşekkürler. Ben de hocam gibi teşekkür ediyorum bu konuda. Peki çok teşekkürler. Sizleri de tanıdık. Bugün gerçekten önemli bir konu aslında organ bağışı. Çünkü konuşacağız zaten ama dünyada da Türkiye'de de çeşitli organ nakilleri için haber bekleyen, yatağa bağlı birçok hasta bulunuyor. Her yaştan yani çocuk yaştan diyeceğimizden tutun. Hani yaşı ilerlemiş hanımefendi ve beyefendiler için de geçerli olan çok fazla organ bekleyen, yeni bir hayat bekleyen izleyicilerimiz, vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bazı konularda birçok konuda izleyenlerimizi aydınlatacağız. Birçok konuda biliyorsunuz bazen günah denilebiliyor. Hani biz de Müslüman bir kesim olduğumuz için bununla ilgili de bizi aydınlatacağınızı umuyoruz. Bununla ilgili de araştırmalarınız, bilgileriniz mutlaka vardır fazlasıyla. Bunları konuşacağız. Ufak ufak ben giriş yapalım istiyorum. Organ nakli diyoruz ama organ nakli nedir? Organ bağışı nedir? Bunları konuşalım. Sizden başlayalım hocam isterseniz. Tabii ki seve seve. Şimdi öncelikle organ naklini tanımlamak gerekirse, organ nakli tedavisi mümkün olmayan hastalıklar neticesinde kronik hastalıklar sebebiyle son dönem organ yetmezliği yaşayan hastaların bu sağlıklarına kavuşmaları amacıyla yerine yeni organların takılarak sağlıklarına kavuşturması işlemine biz organ nakli veya tıptaki ismiyle transplantasyon diyoruz. Maalesef ülkemizde birçok organ yetmezliği nedeniyle bekleme listesinde olan hastalarımız var. Bunların büyük bir çoğunluğu maalesef organ nakli şansına ulaşamıyorlar. Ve yine maalesef birçok hastamız sağlıklı organlarıyla hayata veda ediyor ve bu insanların organları bekleme listesindeki organ bekleyen hastalarımıza ulaştırılamıyor. Bu yüzden organ bağışını artırmak çok önemli. Organ bağışı dediğimiz şey ise şu, bir kişinin kendisinin sağlığında hür iradesiyle ölümünden sonra organlarının bu organ bekleyen hastalara nakledilebilmesi için organlarını bağışlaması demek anlamına geliyor. Bunu siz genç sağlığınızda bir form doldurarak bağışlamak istediğinizi bildiriyorsunuz ve biz size bir organ bağışçısı olduğunuz dair bir kart veriyoruz ve bunu üzerinizde taşıyarak bu beyanınızı sağlığınızda vermiş oluyorsunuz. Evet. Bu yüzden bütün hastalarımızı, organ bütün vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Davet ediyorsunuz. Siz neler söylemek istersiniz Fadime Hanım? Aslında hocam hemen hemen bu konuda söylenecekleri söyledi. Bağış kartı olsun veya olmasın,
aslında son söz ailenin. Bu konuda biz şunu istiyoruz aslında. Organ bağışı artık evlerde konuşulabilir, ailelerle paylaşılabilir duruma gelsin. Yani televizyon kanalları, görsel basın, nasıl ki bir sağlık durumu, estetik operasyonlar konuşulabiliyorsa, beyin ölümü gerçekleştikten sonra yok olacak organlarımız geride bir hayat kurtarsın. Ve bunu tartışabilirim ailelerimizde, vasiyet edelim. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla da 2008'den beri eğer bağışçı aileye vasiyette bulunmuşsa aileler bu konuda çok özenli davranıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok da önemli. Çöp atmayalım diyorum organlarımızı. Kesinlikle. Zaten çürümesin. Çürüyecek en azından bir hayatta bu birleşmesi bu organların. Bu hani eğer günah sevap açısından bakıyorsak en azından hala sevap kazanabilme şansı oluyordur vefat eden bireylerimiz için diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Tabii, buyurun, estağfurullah. Öldükten sonra geride bırakacağımız tek sevap kazanabileceğimiz tek nokta diye düşünüyorum ben. Evet. Eğer böyle de bir inancımız varsa. Kesinlikle. Aynen. Bu da çok önemli. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. Peki sormak istiyorum, hangi organlar nakledilebiliyor? Yani vücuttaki bütün organlar mı yoksa bunların sadece belli başları şu an nakil için uygunlar mı? Yok, şöyle bugün için bizim en çok organ nakli yaptığımız organlar öncelikle böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, ince bağırsaklar, pankreas, kemik iliği nakli ve son zamanlarda yine gündeme gelen işte paratiroid bezi nakli, yüz ve salça deri nakli ve kas ve iskelet sistemi uzuvları biliyorsunuz kol nakli yapıldı, rak nakli yapıldı. Evet. Bunlar da yeni gündeme giren nakiller. Bu organlar şu an için nakledilebiliyor. Gözler de gözün kornea tabakası naklediliyor. Yani gözün kendisi değil, sadece kornea tabakası naklediliyor. Bu renkli tabaka mı oluyor? Evet, o görmeyi sağlayan kısım, gözün üst tabakası, saydam tabakası nakledilebiliyor. Evet. Bunlar da olabiliyor. Çünkü filmlerde falan görürüz ya işte adam sevdiği kadını kaybeder, kadının gözleri çok güzeldir. Sonra seşe nakil yapılır ve aynı gözler farklı bir kadında tekrar hayat bulmuştur falan, öyle bir hani filmler olabiliyor. O dediğiniz şekilde değil o zaman değil. Yani o sadece şeffaf kısmı. Evet. O gözün o güzelliği, rengi falan olmuyor yani. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra senaristlerimiz ona göre en azından yazabilirlerse süper olur. Evet. Peki bu organlarımız nakil olabiliyorlar. Peki ölümden sonra alınabiliyor dedik organ. Böyle bir sorun vardı ama onu da öğrenmiş olduk. Ölümden sonra organlarımız alınabiliyor ama hangi durumlarda, hangi şekillerde alınabiliyor? Tabii bu önemli bir konu. Her ölümden sonra organlar maalesef alınamıyor. Mesela evde veya sokakta vuku bulan bir ölümden sonra organları biz kullanamıyoruz. Bunun olabilmesi için hastane şartlarında beyin ölümü gerçekleşmiş ama kalbi atan, dolaşımı devam eden grubu kastediyoruz. Bizim için bunlar beyin ölümü gerçekleştiği için tıbben artık ölü olarak kabul ediliyorlar. Ancak halen organları yaşamaya devam ettiği için bu hasta grubunu kastediyoruz. Yani sizin organlarınızı bağışlamış olmanız öldükten sonra mutlaka organlarınızın kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Kaldı ki ölümden sonra, beyin ölümünden sonra organlarınızın kullanılabilmesi için bizler bazı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Organların kullanılabilir durumda olması lazım veya hastanın vücudunda aktif enfeksiyon olmaması lazım ki nakledilen kişi herhangi bir zararı olmasın. O yüzden onların kararını doktorlar olarak biz veriyoruz, hangi organlar kullanılabilir ya da nakledilebilir. Dolayısıyla organ bağışında bulunduğunuzda bütün organlarınız kullanılamayabilir. Kullanılamayabiliyor. Mesela trafik kazası geçirildi, Allah korusun, geçiren kişi de vefat etti. Evet. Bu durumda mesela kullanılabilecek organlar var mı? Burada neye bakıyorsunuz, işte organdaki tahribat, kanama vesaire? Yani tabii ki şöyle, şimdi bir kafa travması ise söz konusu olan ve diğer organlar bu travmadan etkilenmemişlerse ve hastanın işte böbrek fonksiyon testleri iyiyse, karaciğer fonksiyon testleri normalse, idrar çıkışı iyiyse biz o durumda bu organları kullanabiliriz. Özellikle kalp ve akciğer için biraz daha spesifik şeyler gerekiyor. Yani onlar daha titiz davranıyorlar bu organların seçiminde. Yine aynı şekilde onların da o sırada nakledildiğinde nakledecek kişi fayda sağlayabilecek durumda olması bizim için önemli kriter. Peki yaş mesela, diyelim ki
bir çocuğumuzun işte herhangi bir organdan bir tanesine ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili haber bekliyor ve ama kendinden yaşça büyük bir kişiyle dokuları uyuyor. Böyle bir nakil söz konusu olabilir mi? Yani yaş denkliği de önemli midir organ naklinde? Şöyle tabii mümkün olan ve ideal olan alıcı veri arasındaki yaşın birbirine yakın olmasıdır. Ancak mesela bazı durumlarda erişkin organları çocuklara nakledilebilir veya çocuk organları erişkinle nakledilebilir. Uygun alıcılar bulunamayabildiği durumlarda. Ancak bir donör yani verici eğer ki pediatrik yaş grubundaysa biz mümkünse bunu çocuklara nakil yapmayı tercih ediyoruz. Yine erişkinler için de aynı şey geçerli. Bunları söylüyoruz. Peki. Siz koordinatör olarak nelerle karşılaşıyorsunuz ya da var mı anlatabileceğiniz bu hususta bize paylaşmak istediğiniz bir şey? Elbette çok var. Çok var, evet. Çok şey var. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben 2008 yılında başladığımda biz işte bahçılarla görüşebilme anına aile görüşmesi diyoruz. Aile görüşmelerine girdiğimizde aileler çok farkında değillerdi. Yıl 2017 artık aile görüşmesi denildiği zaman vaka yakınları bunun bir aile görüşmesi olduğunu, organ bağışı için görüşme olduğunu biraz fark etmeye başladılar. Yani çok yavaş ilerliyor ama bir şekilde de ilerliyor zor da olsa. Bunun yanında aynı ailede iki kardeşin hasta olduğu anlara şahit oldum. Bir tanesi nakil oldu, bir tanesi hala organ bekliyor ve hala hayati risk taşıyor. Evet. İnsanların umutları, yani bir umutları var ve bu umutlarını ayakta tutmak için işte bir kimileri için diyaliz var, kimileri için başka tedavi yöntemleri var ama bir kalp için asla böyle bir yöntem yok. Evet. Onların umutlarını ayakta tutmak bizlere kalıyor. Dolayısıyla hani anı derken birçok şey var ama şu anda aklıma gelmiyor da açıkçası. Bunları da ama görüyoruz sıklıkla. Siz de daha çok içine bulunan biri olarak bunlara şahit oluyorsunuz. Peki şunu da soralım o zaman. Bütün organlarımı bağışlamak istemiyorum diyor. Belli bir kısmı ya da. Bu mümkün mü diye gelen sorular var. Bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapabiliriz? Tabii ki mümkün. Sonuçta organını bağışlamak isteyen bir kişi, biz bir form doldurtuyoruz. Bu formda bağışlamak istedikleri organlar için seçenekler var. Kişi organların tümünü bağışlayabilir veya bunların arasından seçerek sadece böbreğini, karaciğerini veya belli organlarını bağışlayabilir. Ve sonuçta bu kişi bunu bağışladığını belirttiği organları taşıdığı organ bağış kartında da zaten gösteriyor. Evet. Ve böylece biz o kişinin sağlığında hangi organlarını bağışlamak istediğini öğrenmiş oluyoruz. Ve böylece sadece o organlar kullanılıyor. İstemediği, bağışlamadığı organları kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Peki bu kartlara nasıl, nereden ulaşabiliriz? Tekrar bir kez daha altını çizebilir miyiz? Bu olur ya işte kaza geçiririz ya da hastanede dediğimiz gibi beyin ölümü gerçekleşir. Burada en azından elimizde bir evrak bulunması için hastane yönetimi veya ailenin. O kartları nasıl, nerede doldurabiliyoruz, nasıl bu kaydı yaptırabiliyoruz, bununla ilgili neler yapılabilir? Tekrar bir kez daha altını çizelim dilerim. Şimdi bütün sağlık kuruluşlarında, özel ve kurum sağlık kuruluşlarında, sağlık müdürlükleri de dahil olmak üzere organ bağış birimleri vardır. Bakanlığa bağlı olunan bir sistem var, TİDİS denilen bir sistem. Kimlik bilgileri alınır. Hangi organları bağışlayacaksa form üzerinde onlar işaretlenir. Mevzuata göre iki tanık huzurunda olur. Aksine bir beyan yoksa bu geçerlidir. Ve bir kart doldurulur. Organ bağış kartı. Şahsa bu kart verilir. İmzalar atılır ve bakanlığın sistemine yüklenir bu bilgiler. Evet. Yüklendikten sonra bir daha görülmez. Ta ki işte beyin ölümü gerçekleşip de o sistem üzerinden sorgulandığında biliriz o kişi organ bağışında bulunmuş diye. Ha bu bize neyi ifade eder? İşte istediği zaman yırtabilir, vazgeçebilir ama
Böyle bir durumda aile görüşmesinde bize inanılmaz bir yol gösterici kılavuz oluyor aslında. Yani kişinin hayattayken organ bağışladığını bilmek ve bu kanaldan aileyle görüşmek. Ayrıca aileyi de rahatlatıyor çünkü şahıs adına kendileri karar veriyorlar sonrasında ve bu kararın yükünü taşıyorlar onlar. Hani çok şahit oldum ben. Hani benim organlarım olsa verirdim ama ben eşimin veya çocuğumun veya kardeşimin hayattayken bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Dolayısıyla onun adına karar veremeyeceğim diyen çok vaka yakınlarına tanık oldum. Evet, bunlar dolayısıyla da var. Önemli. Evet. Bunlar da önemli. Peki, şunu da soralım. Diyelim ki yaşıyoruz ama işte böbrek mesela yaşarken de sanıyorum nakil yapılabilen organlar arasında var mı böyle böbrek dışında yaşarken nakil yapılabilecek organlar başka? Şöyle, böbrek nakli ve karaciğer nakli canlı veciden de yapılabiliyor. Ancak kalp nakli ve akciğer nakli, yine pankreas nakli, ince bağırsak nakli bunlar maalesef kadavra vericiden ancak yapılabiliyor. Özellikle kalp ve akciğer bekleyen hastalar için bu durum çok önemli. Çünkü birçok hasta bu bekleme listesindeyken hayatını kaybediyor. Yeterince kadavra çıkmadığı için ülkemizde ve kadavra nakli sayısı yeterli olmadığı için. Yine kaldı ki karaciğer bekleyen hastalar için de şöyle bir durum var. Böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz gibi bir şans var. Bekleme listesindeyken diyalize girerek hayatını devam ettirebiliyor. Ama karaciğer bekleyen hastalar için karaciğer nakli dışında bir seçenek yok. Bütün karaciğeri nakil mi ediyorsunuz yoksa belli bir parçasını nakil etmeniz, hani karaciğer kendini yenileyen bir organ diye? Şöyle, candan yapılan nakillerde karaciğerin yarısı alınıyor ve alıcı kişiye naklediliyor. Vericide de alıcı da bu takılan yarım parça daha sonra kendini tamamlıyor ve bütün karaciğer boyutuna ulaşıyor. Bu durumda bizim için önemli olan şey nakil yapılacak yani canlı vericinin karaciğerin hacminin yeterli olması ki taktığımız karaciğer nakil olan kişiye yetsin. Geride kalan karaciğerde verici olan kişinin kendisine yeterli olsun. Ama kadavra karaciğer nakillerinde karaciğeri bütün olarak kullanıyoruz. Bütün olarak kullanıyorsunuz ama canlarda en azından böyle bir nakil şansı oluyor. Peki canlı bir kişi yani yaşayan kişi organ bağışını nereye, nasıl, kime yapabilir? Bunun kontağını, bilgisini nasıl kurabilir? Onu da soralım size. Şöyle söyleyeyim öncelikle yani madem bu soru geldi. Öncelikle kimler canlı verici adayı olabilir? Soru bu. Bir kere 18 yaşını doldurmuş olması lazım. Akli dengesinin yerinde olması lazım. Ve 4. dereceye kadar akraba olması lazım. Bizim kanunlarımızın izin verdiği ölçüde. 4. dereceden daha uzak akrabalar ve akraba dışındakiler için etik kurul onayı gerekiyor. Yani siz organınızı bağışlamak istediğiniz kişiyle birlikte etik kurula gidiyorsunuz ve orada sizi neden organınızı bağışlamak istediğinizi sorguluyorlar. Bir organ ticareti ve satın alma durumu olmasın diye ki kanunlarımıza göre bu yasaktır. Ve etik kurul onayı aldıktan sonra siz akraba da olmasanız bir arkadaşınıza veya çok sevdiğiniz bir insana bir organınızı bağışlayabilirsiniz. Bir de dördüncü bir grupta çapraz nakil dediğimiz grup. Çapraz nakilde ise şöyle oluyor olay. Ben diyelim ki kardeşime böbreğimi vermek istiyorum ama kardeşimle kan grubumuz uymuyor. O yüzden ona veremiyorum. Veyahut da kardeşimin dokularının kanında benim dokularıma karşı antikorlar var ve bunun nakli mümkün kılmıyor. Aynı durumda olan başka bir çift buluyorsunuz. Kan grubu uyumsuzluğu olan veya yine antikor olduğu için nakil yapılamayan ve bu iki çiftin vericileri birbirine eğer verebiliyorsa böylece diğer çiftin vericisi, diğer çiftin alıcısına, diğerin vericisi de öbürünün alıcısına olmak üzere bir çapraz nakil gerçekleştiriliyor. Ki böylece bu hastalar vericisi olduğu halde nakil yapılamayan hastalar nakilden mahrum kalmasınlar ve organ nakli gerçekleştirilebilsin diye. Yine de böyle bir durum içinde öncelikle organ nakli merkezlerine başvurulması gerekiyor. Alıcı ve verici oldukça ciddi tetkiklerden geçiriliyor. Herhangi bir ameliyat için riskleri olmadığı ve engel halleri olmadığı saptanıyor. Ve ondan sonra ancak nakil sürecine ilerliyorlar. İlerletiliyor.
şekilde. Peki çok kısa dinlendirelim istiyorum sizi. Peki. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün organ naklinden bahsediyoruz programımızda. Tekrar konuklarımızı sizlere takdim edelim, tanıtalım. Genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Ümit Özçelik bizlerle ve organ nakil koordinatörü Fadime Yıldız yine bizlerle birlikte stüdyomuzda. En son dedik ki canlı bireylerden de nakiller söz konusu mu? Bununla ilgili nerelere müracaat edebilirler? Hangi organlar canlı bireylerden nakil olarak alınabilir? Bunları konuştuk. İsterseniz yine üzerinden bir geçelim ekranlarına, ekranları başına yeniden geçen izleyicilerimiz için. Neler söylersiniz? Şöyle ki dediğim gibi böbrek ve karaciğer nakli için canlı vericiden nakil şu an için mümkün. Hı hı. Ve ülkemizde yapılan nakillerin büyük çoğunluğu hala canlı vericilerden yapılmakta. %80 oranında canlı verici nakilleri yapıyoruz. Kadavra sayısının yetersiz olması sebebiyle maalesef, hı hı, hala. Ki gelişmiş, hı hı, ülkelerde bu durum tam tersine. Onlar, evet, %80 kadavradan yapıyorlar, %20 canlı vericiden, hı hı, yapıyorlar. Bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum, hı hı, ki kadavra organ bağışını artırabilmesi çok önemli. Tekrar vurgulamak gerekirse, evet, 18 yaşını doldurmuş, akli, evet, dengesi yerinde olan, 4. dereceye kadar akrabalı olan herkes organ vericisi olabilir. Hı hı. Yani akraba, 4. derecede akrabadan kastınız mesela dışarıdan çeşitli kişilerden organ nakli bekleniyor. Ki, herkesin yani, var mı birbiriyle bir kaçıncı kuşaktan akrabalı, bu anlama mı geliyor? Hayır, yani anne, evet, baba, kardeş, teyze, bunları, amca, dayı, hı, bunların çocukları, eşler, hı hı, onun haricinde eşlerin anne, baba, kardeşleri ve onların çocukları bu gruba dahil oluyor. Hı hı. Bu sayılan akraba dışında daha uzak akrabalar için kastediyorum. 4. dereceden daha uzak akrabalar oluyor bunlar. Hı hı. Onlar için mutlaka etik kurullardan onay almak şartıyla, hı hı, onlar canlı verici olabiliyorlar. Ve dördüncü bir hususta dediğim gibi kendi alıcısına kan grubu uyumsuzluğu veya işte aralarındaki immünolojik problemlerden dolayı organını bağışlayamayan kişilerin aynı durumda olan başka bir çift olarak, hı hı, çapraz nakil olmaları da mümkün. Mümkün. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki lütfen. Burada. Şimdi mevzuatımız aslında haber alıcımızın önderliğinde. Hı hı. Yanılmıyorsam 79 organ değil mi hocam? 79'da dünyada çok iyi işleyen İspanya modeliyle birlikte mevzuatımız aslında gelmiş. Her şey mükemmel, mevzuat, hı hı, mükemmel. İşleyişte yavaş yavaş bir sıkıntı var. Hı hı. Ve işte kültürel yapılar farklı, toplumun yapısı farklı, her şey çok farklı. Biraz yavaş ilerliyor. Kadavradan, hı hı, organ bağışı. Hı. Manevi değerlerimiz farklı. Evet. Söylemek istediğim şu, mevzuata göre 4. dereceden akrabayı kanıtlıyorsunuz. Evet. Kanıtladığınız zaman sorun yok. Yani, hı hı, ekstra bir araştırma, ekstra bir işleme gerek yok. Hı hı. Hocamın söylediği gibi etik kurulda da gönderirken gene çeşitli evraklar var. Bu evrakları tamamlıyorsunuz. Bunun içinde işte etik kurulun içinde maliyeden, emniyetten, psikiyatri müdürlükten bu konuda bir hastane ekip yardımcı var. Oluyor mu yoksa şimdi nakil yapanlar ve hastane, yani nakil hastanesi, hı hı, hiçbir şekilde buraya dahil değil. Hı hı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde başkaca bireylerin oluşturduğu bir konsey bu. Hı hı. Bu konseyde işte vergi dairesinde borcu var mı, alacağı var mı gibi manevi değerleri araştırılıyor vesaire. Gerçekten gönülden, gönül rızasıyla mı veriyor organını, hı hı, yoksa bir başkaca çıkar karşılığında, hı, mı veriyor kısmı araştırılıyor. Evet, maalesef bu işinde organı da kara borsa artık diyebileceğimiz noktası var. İşte maalesef ben bunu var. Biraz aslında şey yapmak istedim. Yani, hı hı, biz organ bağış standlarında görev yaparken hep bunları soruyorlar bize. Hı hı. Tamam, sizin orada yapılmıyordur ama merdiven altı nakiller oluyordur, evet, gibi. Mümkün değil. Canlı nakillerimiz de bakanlığın sistemine işliyor. Hı hı. Etik kurul nakillerimiz de bakanlığın sistemine işleniyor. Ayrıca nakil
gecesi bir sürü ekip ayakta oluyor. Hani iki tane hekimin, iki tane kişinin yapacağı bir nakil değil. Yani kaçak göçek nakilin olması mümkün değil. Bunu büyütmek ve buna inanmak sadece organ bekleyen 25 bine yakın hastanın umutlarını kör etmekten başka bir şey değil. Evet. Hani bununla ilgili araştırmalar da yapıldı. Emniyette yok. Belgeler elimizde. Hani organları alınarak hiçbir şekilde bir ceset gelmemiş. Böyle bir şey yok. Ama web üzerinde bu tip haberler oldukça fazlasıyla dönüyor. Yani işte böbreğimi satmak istiyorum, ciğerimi satmak istiyorum gelenler gibi oluyor ama şeyler var. Ve bunlar dediğiniz gibi merdiven altı şekilde de nakiller hani denetleniyor. Diyelim ki kaçak yollarla suç olarak böyle bir şey yapıldı. Bu para karşılığında hayati tehlike de söz konusu iki tarafında. Diyelim ki demeyelim aslında. İnşallah. Öyle bir şey yapılamaz. Yapılamaz. Mümkün değil. Gerçekten söylüyorum. Buna inanmak ve bunu yaşartmak umutla bekleyen insanların umudunu söndürmekten başka bir şey değil. Bir ikinci şey de bizler diyoruz ki kadavradan organ bağışı artsın. Bu tip söylemler kapansın. Canlılardan nakil mümkünse azalsın. Kadavrayla evet, dünya sıralamasında ön planlara en geçelim diyoruz. En azından hemen hemen herkes bu konuda organ bağışını desteklerse öldükten evet, sonraki evde. Evet, canlılara çok fazla ihtiyaç belki de kalmasın, olmayacak. Evet. Çünkü ölümle doğum kadar doğal bir süreç. Evet. Yakınlar için üzücü tabii ama bu sebepten dolayı çok da fazla doğan da var, ölen de var günlük evet, yaşantımız içerisinde. Bunların %50'sinden bile nakil söz konusu olsa o bile birçok açığı kapatır diye düşünüyorum ben de. Sizler de sanıyorum aynı hususta düşünüyorsunuz. Peki şunu da soralım. Diyelim ki tersi bir durum oldu. Kişi ilk önce gitti, tamam ben organlarımı öldükten sonra bağışlamak istiyorum diye bir bağış kartı çıkarttı kendine. Fakat sonrasında bilmiyorum çeşitli nedenlerden dolayı vazgeçti bu durumdan. Böyle bir hakkı var mı? Varsa ne yapabilir? Hani nasıl yönlendirilir diyeceğim. Hani umarım öyle bir şey olmaz ama oldu diyelim. Ne dersiniz? Tabii ki en doğal hakkıdır. Evet. İnsanlar bağışıklı organlarını bağışlamaktan vazgeçebilirler. Bunun yolu çok basit aslında. Organlarını bağışlamak istemediklerini yakınlarına söylemeleri yeterli. Çünkü mevzuatımıza göre halen biz ölümden sonra, beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları aile rızası olmadan zaten alamıyoruz. Bu yüzden kişi organ bağış kartı olsa bile ailesi izin vermediği sürece organlarını kullanmamız mümkün değil. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem de üzerinde taşımakta olduğu organ bağış kartını yırtıp atabilir ve bu bağışta bulunduğu merkezi organ bağışından vazgeçtiği belirtebilir. Bu sayede Türkiye organ doku bağış sisteminden kayda silinir ve organların hiç bağışlanmamış noktasına tekrar gelebilir. Evet. Yöntemi. Bir de gelen sorulardan bir tanesi şu. Organlarımı bağışlamak istiyorum ama bunu ailemden gizli tutmak istiyorum. İşte organ bağış kartı, bağış kartı yeterli midir? Yeterli değil. Biz bu konuda özellikle ailede konuşulabilir duruma gelmesini istediğimiz için bunun doğru olmayacağını söylüyoruz. Çünkü bağış kartına bir yakınının telefon numarasını alıyoruz. Bakanlığın sistemine kayıt yaptıktan sonra bir teşekkür maili gidiyor onlara. Ailenin bilmesi gerekiyor. Gizli saklı yapılacak bir bağış değil. Yapılacak bir durum değil. Bunları aile biliyor mutlaka. Evet. Artık hatta akıllı telefonlar kullanıyoruz. Bunların da telefonların kendi içerisinde sağlık diye bir kısımları oluyor birçok telefonun. Orada mesela artık organlarımı bağışlıyorum diye butonlarımız var. Bu konuda ben buradan bilgi vermek istedim. O da belki yol ve yön gösterici bir unsur olabilir belki bu süreç içerisinde. Bir başlangıç oluyor o. Sonra bağış yapanları arıyoruz merkezlerimize başvurmaları için. Islak imzalı onaylarını alıyoruz. Yani aslında hiçbir şey çok sıradan yapılmıyor. Evet. Yani gönül rızasıyla. Ne oldu o zaman vereyim bari diyeyim. Canlıyken bundan gönül rızası emin olarak yapıyorsunuz. Şeyle ilgili çok dillendirmek de iyi değil ama en azından oluyor maalesef. Dedik ya biraz önce bahsi geçti. İnternette
para karşılığında bu tarz şeyler isteyenler olabiliyor. Bununla ilgili eminim ki kanunumuzda yerler vardır, suçlar vardır. Sizin bir bilginiz var mı konuda, bu durumun caydırıcı suçları, cezaları neler oluyor bu suçların? Buyurun. Hayır hocam. Yani şöyle, mevzuatımıza göre, 2238 sayılı mevzuatımıza, kanunumuza göre organ alımı, organ satımı, satılması, hatta aracılık etmek bir suç sayılıyor. Hepsinin bir bedeli var. Yani özgürlüğünden olmakla birlikte maddi şey de var, değeri de var bunların. Evet. Hani organımı satıyorum diye hiç kimse kolay kolay böyle bir iş yapamaz. Alan kişi de yapamaz. Ancak şöyle bir durum oluşuyor. Bilmiyorum daha önce hiç dikkatinizi çekti mi? İşte kimliklerde bir oynama oluyor. Yani atıyorum, biz sanıyoruz ki dördüncü dereceden akraba. Ezgi Hanım geliyor, diyor ki ben işte şu kişi benim abim ya da kardeşim. Ben böbreğimi birine ona vermek istiyorum diyor. Kimlikler değiştirilmiş, aslı gibi aynı. Ancak bu gibi durumlarda sıkıntı olabiliyor. Burada da koordinatör arkadaşlarımızdan pek geçen olamıyor artık ne yazık ki. Çünkü bir nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneğini istiyoruz. Noterden artık dijital ortamla tabii her şey. Onaylatmasını istiyoruz ki buna rağmen aslıyla aynıymış gibi gelenler var. Onlar da yakalandığı zaman iptal ediliyor, feshediliyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Pratikte de yaşandı bunlar. Bir de şu da var. Maalesef biliyorsunuz bu organ mafyaları da artık söz konusu. O yüzden dedik bu merdiven altı işlere çok hani ne olursa olsun girişmemekte gerekiyor. Hem sağlık hem suç. Peki Ezgi Hanım, ben soru sorabilir miyim tabii size? Ki. Tabii ki. Organ mafyaları derken bunun bir kanıtı var mı mesela? Haberlerde çok mesela evet, görüyoruz. Evet, o kadar işte. Yani şöyle oluyor Ezgi Hanım. Mesela çocuk kaçırıldı haberleri. Evet. Organ mafyasının elinde deniliyor. Evet. Buna benzer daha birçok şey. Ve biz onun devamını takip ettiğimizde o çocuklar başka yerlerden çıkıyor aslında. Organ mafyası diye bir şey öyle yok mi? Yani öyle peki bir şey yok. Peki neden böyle bir şey çıkartılıyor sizce? Onu bilemiyorum. Yani bununla ilgili birçok asparagas, bir sürü haber var. Peki organ mafyası üzerine durulmasının belli bir nedeni para, vardır para yine. Para alışverişi olabilir burada ancak. Yani belki kişiler... Bu konuda aydınlanalım eğer. Tabii evet, tabii özellikle aydınlanması isterim. Yanıltılıyorsa burada yeri gelmişken bu konuda hepimiz aydınlanalım tabii ki. Organ mafyası diye bir şey yok dediniz ama bununla ilgili bir haber çıkıyorsa dediğiniz gibi bunun da bir çıkar amacı vardır. Bununla ilgili bir delil olmalı vardır diyebilmemiz için. Yani internette gösterildiği zaman deliliyle sunmalı bize. Evet. Haberlerde böyle bir şey söyleniyorsa eğer... takip haberinde bunun kanıtını sunmalılar bize. İnsanların evet. umutlarıyla oynanılıyor burada. Evet. Bir bence bu düzelmeli. Azından... Bence burada görsel basına da çok iş düşüyor. Biz o umut bekleyen insanların umutsuzluğunu görüyoruz. Yazık oluyor. Belki yarın bize olacak. Tabii bilemiyoruz. Ki. Tabii ki. Ben buyurun bu hocam. Konuda katılıyorum. Yani tamamen spekülasyon üzerine dayalı haberler yapılıyor. İşte aslı belli olmayan, kaynağı nereden olduğu belli olmayan görseller kullanılıyor. İşte organları alındı, organ mafyası şöyle. Bakın nakit bu kadar basit bir şey değil. Yani siz şöyle sokakta birini tutup yırtırıp onu işte kesip organ atıp götürüp yere takamazsınız. Ya da yani, makine parçası değiştirmiyorsunuz sonuçta aslında. Sonuçta burada kan grubu uyum aranıyor, doku grubu uyumuna bakılıyor. Evet. O organların belli bir saklama süresi var. İşte doku perfüzyon sıvılarıyla uygun şartlarda saklanmaları lazım. Yani bunu bu kadar çok basite indirgemek ve böyle çok kolay yapılabilen bir şeymiş gibi göstermek bence değil. Organ naklini tamamen imajını zedeliyor. İnsanları bu yani organlarını bağışlamaktan soğutacak herhangi bir haberin bu şekilde lanse edilmesi veya gösterilmesi doğru değil. Yani hatta ülkemizin dünya üzerindeki hani algısını da kötü yönde etkileyen bir şey. Yani yarın öbür gün kalkıp işte batılı bilim adamları işte Türkiye'de organ nakli kaçakçılığı varmış dediğinde yani sonuçta işte nereden çıkarıyorsunuz dediğimizde işte bunları dayanak gösteriyor insanlar. Yani bizim bu kendi kendimize kurşun sıkmamız gibi bir şey. Yani bizim bunu işlememiz veya böyle varmış gibi göstermemiz çok yanlış. Türkiye'de böyle bir şeyin dediğimiz gibi olması zaten mümkün değil. Ve sadece ortada kaynağı belli olmayan resimler ve
asparagus haberler var. Evet, o zaman bunlara prim vermiyoruz. Kesinlikle. Lütfen. Bunları da burada konusunu açmamız da iyi evet. oldu. En azından farklı bir bilgi, doğru bir bilgi daha doğrusu evet. edinmiş olduk sizlerden. Bunlara fazla çok kulak asmıyoruz. Evet. Burada işte organ bağışlamak istiyorsak da, organ istiyorsak da müracaat edip bilgi alabileceğimiz birimlerimiz, noktalarımız var. Sizlerden bu konuyla ilgili destek bence alabiliyoruz. Bence bu konuda şunları vurgulamamız lazım. Evet. Türkiye'de ne kadar o insan organ bekliyor? Evet. Bakın yani bugün yani en son 2016 yılı rakamlarıyla konuşursak 22 binden fazla böbrek bekleyen hasta değil var mi? Sisteme çok kayıtlı. Fazla, evet. Sadece kayıtlı olanlar. Ve bakın bunlar kayıtlı. Gerçek rakam bunun 3 katı. Yani 60 bine yakın bizim kronik böbrek yetmezliği olan hastamız var. Onun haricinde karaciğer bekleyen 2200'den fazla hastamız var. Yine kalp bekleyen 700'den fazla hastamız var. Aynı şekilde akciğer bekleyen 50'den fazla hastamız var. Şimdi toplarsanız bu rakamları 25 bin gibi bir rakam çıkıyor Fadime Hanım dediği gibi ki gerçek rakam bunun çok çok üzerinde. Sonuçta peki biz buna rağmen ne kadar nakil yapıyoruz diyelim yılda? Bir de onu konuşalım. Ne kadar yapıyoruz hakikaten? İşte maalesef bunu çok çok azını yapabiliyoruz. Yani en son yani yüzdeye vurursak. Yakın 2015 yılı rakamlarıyla bahsedersek 3200 tane böbrek nakli yapmışız. 1200 küsur karaciğer nakli yapmışız. Çok az. 90 tane kalp nakli yapmışız. Çok az. 50 tane akciğer nakli yapmışız. Bahsettiğim rakamlarla bunları karşılaştığınız zaman çok gülünç kalıyor çok maalesef. Düşük oluyor. Her sene 10 bin tane yeni hasta bu kronik böbrek yetmezliği havuzuna ekleniyor. Ve maalesef her yıl yine 10 bine yakın hasta bu havuzdan çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiği için çıkıyor. Ve buna rağmen yine de havuzumuz giderek büyüyor. Yani elimizdeki böbrek yetmezliği olan hasta sayısı her yıl artmakta. Bir de artık eskisi kadar sağlıklı yaşamlar süremiyoruz. Gerek hava, gerek besinler. Bundan bir 50 yıl önceki beslenme ve yaşam alışkanlıklarımız yok. O yüzden İlla ki tahribat söz konusu olabiliyor. En sağlıklı yaşıyorum diyenimizde bile. Daha da işte genetik veya hassasiyet varsa, bağışıklık düşükse işte daha da fazla artabiliyor bu ihtiyaçlar. Peki buyurun. Yani özellikle şimdi bunu vurguladığınız için bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta kronik böbrek yetmezliğinin şu an için Türkiye'deki en başta gelen iki sebebi diyabet yani şeker hastalığı ve hipertansiyon. Ve bunlar yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor kronik böbrek yetmezliğinin. Ve bu da biz şunu görüyoruz. Aslında bu organ yetmezliğinin 3'te 2'si önlenebilir evet, hastalıklar. Doğru. Ve o zaman işte dediğiniz gibi diyet ve yaşam tarzı burada çok belirleyici oluyor. Ve maalesef bu hastaların ancak yarısı takipli. Birçoğu hiçbir takip olmadan, hastanın farkında bile olmadan tamamen acil şartlarda diyete girerek hastalığını öğreniyor ve böyle başlıyor diyete. Evet, bunları da öğreniyoruz. Peki şunu sorabilirim. Bir insan neden organını bağışlamak istemez? Yani ölüyoruz, toprağa gömülüyoruz. Çok kısa bir süre sonra belki de artık o organlar kullanılamayacak hale geliyor, çürüyor ve bitiyor. Böcekler maalesef hani toprağın altında ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Neden peki biz organlarımızı bağışlamak istemiyoruz? Bunun belli bir nedeni var mıdır? Hani sizlere geliyor mutlaka insanlar danışıyorlar, soruyorlar. Buna bir neden kondurabiliyor musunuz bununla ilgili? Şimdi birçok sebebi var gördüğümüz kadarıyla. Bir, genellikle şöyle söyleniyor. Kendi organlarım olsa bağışlarım ama işte ya herhangi ailede herhangi biri ise o, işte onun organları hakkında ben karar veremem. İki, geleneksel bir şey var. Organlarını satmışlar düşüncesi var halkın üzerinde. Üç, aşiretlerin çeşitli anlayışlarına göre değişiyor. Bazıları kesin karşılar. Yani kişi bağışlasa da aşiret anlayışıyla kesinlikle bağışlayamayacaklarını söylüyorlar hatta. Dini açıdan da bir kesim var, sorgusuz sualsiz bağışlıyor. Onlar işte Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hayatını kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmışçasına sevap olduğuna inanan bir kesim var. Onlar hiç sorgusuz bağışlıyorlar. Gene dini açıdan bir kesim var. Bedenimiz bize ait. Öldükten sonra ahiret gününde tekrar geri birleşecek. Ve bu beden bizde olacak diye tutum sergileyenler var.
Yani sadece şey de değil aslında, sadece dini açıdan da değil. Bu konuyla da ilgili çalışmalar yapıldı. Hı hı. Çalışmalar sonucunda sebep bu çıkmadı. Mesela en bariz sebep, akademik eğitim yükseldikçe organ bağışı azaldı ne yazık ki. Dolayısıyla güvensizlik diye düşünüyorum ben. Hı. Yani ne yazık ki sağlık camiasına duyulan bir güvensizlik, hı hı. birbirimize duyduğumuz bir güvensizlik. Ve biraz önce bahsettiğimiz bir sürü olmayan negatif düşüncelerden dolayı bağışlamak istemeyenler var. Evet. Benim burada başka bir fikrim var. Açıkçası ben böyle düşünmüyorum. İnsanların bahaneleri çok olabiliyor. Evet. Ama sonuçta şunu kabul edelim. Türkiye'de ilk organ nakli 3 Kasım 1975'te Sayın Hocam Profesör Konu'nun tarafından yapıldıktan sonra... Evet. Biz bunların altyapılarını çok hızlı bir şekilde hazırladık. 1979'da organ nakli yasamızı çıkardık. 1980'de yine Diyanet İşleri Başkanlığı karar verdi. Ve bunun organ naklinin dinen caiz olduğunu açıkladı. Hı hı. Bunun çok çeşitli eğitimleri yapıldı. Halka anlatıldı. Hala da anlatılmaya devam ediliyor. Hı hı. Yani insanların hani burada sonuçta en yüksek kurul Diyanet İşleri Başkanlığı olduğuna hı hı. göre ve bu kurum tarafından verilmiş bir karar olduğuna göre hala hani dini kaygılar organlarını bağışlamadıklarını söylemeleri bana çok mantıklı gelmiyor. Hı hı. Bence en büyük şey korku. Anlamsız bir korku belki ama gerçekten korku. Öldükten İnsanlar sonra. Kimisi öldükten sonra organın alınmasından acı duyabileceğini düşünüyor. Kimisi işte dirileceği zaman organları eksik dirileceğinden korkuyor. Evet. Ki bu bence her şeyden önce Allah'a şirk koşmak. Çünkü sizi yoktan var eden bir kişinin evet. yeniden diriltirken organınız eksik dirilteceğini düşünmek kadar abesleştikler bir şey evet. olamaz. Zaten neticede, çürüyor orada. Sadece iskeletten ibaret oluyoruz. Aslında bakın bunların büyük bir çoğunun temel bir dayanağı yok. İnsanların büyük bir çoğunluğu vermek istemiyor, niye vermek istediğini de bilmiyor. Hı hı. Ha, aile görüşmelerine gelince dediği şey çok doğru Fadime Hanım. Mesela ailede bir kişi bile vermek istemediğinde veya çekimsel olarak olan da ailenin diğer bireyleri de onun etkisi altında kalıp hı hı. ya işte o karşı çıkıyor, işte vermeyelim en iyisi falan deyip vazgeçiyorlar. Yani burada işte o yüzden kişilerin sağlığındaki kararları çok önemli ve ailesinin bunu güzel anlatması, niye organını bağışlamak istediğini söylemesi, hı hı. vasiyet etmesi bu konuda. Özellikle ben öldükten sonra benim organlarımı bağışlayın, ben bunu istiyorum, bunu vasiyet ediyorum demesi lazım ki aile bireyleri işte bunu demesin. Sağlığında kendisi ne derdi acaba? İşte o başkasının organını ben bağışlayamam. Hı hı. Benim organım olsa seve seve gibi şeylerin oluşmaması için bu konu çok önemli. Ama neticede şu bir gerçek. Bizim beyin ürünlerinden sonra yani kadavra olarak organları kullanmamız dünya üzerindeki birçok ülkeye göre çok çok düşük. Biz asıl bunu artırmamız lazım. Önce beyin ölümlerini artırmamız ve kadavra bildirim sayılarını artırmamız lazım. Ve daha sonrasında bu aile görüşmeleriyle bu organların kullanılabilir hale getirmesini sağlamamız lazım. O yüzden bence burada işte toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu eğitimin en dipten en tepeye kadar her kesime yapılması lazım. Evet. Bu aslında bir ekip bir şey işi. Tabii buyurun. Ama, hocam dinlendirdikçe beni aklıma geliyor. Şimdi şey de çok önemli. Beyin ölümüne inanmak. Bitkisel hayatla çok farklı bir ölüm olduğunu bilebilmek. Yani iki ölüm var işte kardiyak ölüm, beyin ölümü. Ve tıpta ve hukukta tek tanımı olan ölüm şekli, beyin ölümü şekli. Hı hı. Bunu bitkisel hayattan ayırabilmek ve inanmak çok önemli organ hı hı. bağışında. Hani insanlar, aileler işte son bir kez görmek için giriyorlar. Baktıklarında kalp atımını yatan. Duydukları zaman Allah'tan umut kesilmez diyorlar. Evet ama ne beyin ölümü gerçekleştikten sonra bir daha bunun geri dönüşü yok değil mi hocam? Yok. Kesinlikle. Yani beyin ölümü eğitimi verilmeli bence. Evet. Eğitim sıralarında, okullarda bu bir konu olmalı. Hı hı. Bunları da en azından burada da söylemiş olalım. Yetkililer belki sesimizi duyarlar. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu konudaki bilinçlendirme olayı tamamen bir ekip işi diye düşünüyorum. Gerek sizler çeşitli paneller, işte seminerler ve bu tarz belki de medya önünde bunları söyleyerek en azından halkı bilinçlendirebilirsiniz. Dini boyutundan bakacak olursak birçok din adamı artık günümüzde televizyon programı yapıyor da bazı internet kanalları mevcut. Bu konuya biraz daha ağırlık verip bunun dini boyutuyla alakalı halkı yine aydınlatabilirler diye düşünüyorum. Bizlere gelince bizler sizlere burada kapılarımızı açarak bu konuyla ilgili yeterli bilgiyi hem kendimiz edinmek
hem de izleyenlerimizi edinmek suretiyle bu konuları burada işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ekip işi. Belki evet. zamanla bu durum biraz daha artar, biraz daha bu konuya hassasiyetle, bilinçle yaklaşabiliriz diye umuyorum. En azından mesela şunu söyleyelim, bugün ailelerimiz, izleyenler, herkes evde bu konuyu gündemine taşısınlar. Hani bunun ayıbı yok, günahı yok. Tabii ki ölüm konusu üzücü olarak geçiyor ama hepimizin kaçınılmaz sonu, öyle veya böyle. En azından belki de farklı bir hayatta yaşamak adına tekrardan bunu kesinlikle aileler ara ara gündemlerine getirsinler. En azından fikir alsınlar. Hani dedik ya biraz önce, ben kendi organlarımı olsa bağışlarım ama işte eşiminkini bağışlayamam. Hiç de bu konuyu konuşmadık. İster miydi, istemez miydi bilmiyorum. En azından bu konuyla ilgili birbirimizin fikrini alıp bilgi edinebiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle. Çok teşekkür ediyoruz size. Güzel, önemli bir konuydu gerçekten. Ben de bilgilendim fazlasıyla. Eminim ekranları başındaki izleyicilerimiz de durumun, hassasiyetin biraz daha farkına varmışlardır. Her bir organ bir hayat çünkü. Bu 7'den 70'e organ konusu sıkıntı çeken bütün hastalar için geçerli. Öldükten sonra da manevi boyutu ve dini boyutuna bakacak olursak sevabı işlemeye devam ettiğini düşünüyorum ben de. Evet. Bunu da artık din adamları açıklarlar diye umuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum size. Farklı bir günde yine bu konuları biraz daha detaylandırmak adına sizleri burada görmek isterim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok bizi kırmayıp geldiniz buralara bizi, kadar. Bizi teşekkür davet ediyoruz. Ettiğiniz için, bu programa vesile olduğunuz için, her şey için çok teşekkür ben ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, organ bekleyenler adına, onlara bir umut ışığı olabilmek adına. Çok teşekkürler. Biz öyle umuyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Evet değerli izleyenler, bugün programımızda organ naklini ve organ bağışını konuştuk. Organ nakli nasıl oluyor, hangi durumlarda oluyor, organlarımızı ne yöntemlerle, ne şekilde bağışlayabiliriz, nerelere bu konuyla ilgili müracaat edebiliriz, hepsini konuştuk. Bugün programımıza genel cerrahi uzmanı, yardımcı doçent doktor Ümit Özçelik ve organ nakil koordinatörü Fadime Yıldız'ı ağırladık ve bu konuları detaylandırdık ve programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.